Merhaba, ben Nevzat Yılmaz. Bugün size yeni albümüm Ruşen Project ile ilgili, parçalarıyla ilgili, albümün konseptiyle ilgili, kendisiyle ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Aslında bir müzisyenin kendi eserleri hakkında ya da albümü hakkında konuşması biraz garip gelebilir. Ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü albümü dinlemeye başladığınız zaman birbirinden farklı bağlamlarda, farklı yapılarda müziklerle karşılaşacaksınız. Bunun temelinin ne olduğu konusu, benim bu müzikleri yaratırken hangi şeylerden beslendiğim, düşüncemin altyapısı konusunda bir takım bir şeyler konuşmak istiyorum. Fazla da sizi sıkmadan kısaca anlatmak istiyorum. İlk önce benim inancıma göre tarihsel metinler, tarihsel kişilikler, olaylar, durumlar tarih içerisinde insanların belleklerinde yer ediyor ve geçmişle şimdiki zaman arasında bir bağlantı kuruluyor. Bu bağlantı, fikirler, insanlar, durumlar hiçbir zaman yok olmuyor. Besleniyor anlamında söylüyorum. Ben de yıllar önce rastladığım bir kitap sayesinde bu fikri bir albüme dönüştürmeyi amaçlamıştım. Hemen size o kitabı göstermek istiyorum. Müzik ve Metinler Arasılık diye bir kitaptı bu. O çok ilginç bir kitap. Yani metinler arasılık edebiyatla ilgili bir şey tabii. Hani tarihsel metinlerin şimdiki günümüz metinleriyle olan ilişkileri, yeni anlamlar üretilmesi anlamında. Ben de bunu müzikler arasılık kavramıyla bu ikisini birleştirmeyi amaçladım açıkçası. Çok farklı kültürlerin, çok farklı metinlerini ya da masallarını ya da söyleşilerini ya da deyimlerini alıp bir bütün içerisinde kullanmayı amaçladım. Farklı kültürler var dedim. Gerçekten farklı. İşte Anadolu'nun 12. yüzyılındaki kültür var. Kızılderili kültürü var. Asya var. Balkanların 1600'lü yıllardaki yapısıyla ilgili eserler var. Ve böylece de aslında yeni bir şey yapmaktan ziyade o devamlılığı sağlayıp yeni anlamlar üretmeyi, o anlamları günümüze taşımayı arzuladım. Kesinlikle bir sentez değildi bu. Öyle bir amacım yok zaten. Sadece var olan bu bağlantıyı imlemek diyelim. Yani biraz daha üzerine parmak basmak ya da altını kırmızı kalemle çizmek olarak değerlendirebiliriz.